Dostlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün FB fedaisi Emin ile beraber gündemi yorumlayacağız, müsabakaları yorumlayacağız ve kendisine dostlardan gelen soruları soracağız. Biliyorsunuz FB fedaisi geçtiğimiz dönemlerde Twitter'da aktif olan birçok kimsenin huşu ile, birçok kimsenin özlem ile beklediği, bir şekilde devamlı dönmeye çalışan ama dönemeyen gizemli bir arkadaşımız. Bugün aramızda ilk defa şükür kendisini o kadar sevip sayıyoruz ki bugün sizlerin ayağınıza kadar getirdik. Umuyorum ve diliyorum güzel bir yayın olacak. Yayına geçmeden hemen önce abone olup zil açarak destek olursanız, videoyu beğenerek bizlere destek olursanız çok seviniriz. Evet, hemen sohbetimize başlayalım. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen de iyisin umarım. İyi, sağ ol. Devam abi. Okul. İsmini vermiş bulundum ama bir Yok, sıkıntı yok yok, yok. inşallah. Zaten yakın arkadaşlar biliyordu. Evet, ne güzel. Sağlığın sıhhati nasıl? Halin, keyfin? Şu Bunca ana kadar süreçte uzak kaldık. Allah bir Araya şekilde korona girdi. yani korona daha eve gelmedi. Ama sırada biz varız yani. Bütün çevre korona oldu bile. Bakalım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz lazım daha da fazla. Bir an evvel umarım aşı çıkar. İnşallah. İnşallah. Gündemimize dönecek olursak malum öncelikle Fenerbahçe yeni Malatyaspor müsabakası var. Tabii şimdi herkes senin de görüşlerini, yorumlarını merak ediyor. Akil bir taraftar olarak biliniyorsun. Ayakları yere sağlam basan, futbol aklı olan bir insan olarak biliniyorsun, seviliyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe yeni Malatyaspor maçını nasıl ele alırsın, nasıl değerlendirirsin? Söz Şimdi sende. Fenerbahçe yeni Malatya'da abi, son Malatya'dan önceki iç sahada yaşanan problemler yaşandı. Mesela Konya maçına döneyim şimdi. Konya maçında bizim savunma kurumuz ikinci gole kadar yine elle tutulur bir savunma kurumuz vardı. Ama orta saha, orta alan hiç yok. Maç başından beri bir kopukluk. Rakip yarı sahaya yerleşemeden hani hurra işte Ozan topu alıyor, dribling atıyor. Bir panik halinde çıkıyor. Evet. Ama yine savunma kurgumuz vardı ki golde de bence faul olabilir. Yani Caner'in üstünden orada bir faul olabilir. Olmasa bile hani o golde yapacak bir şey yoktu. Hani savunmaya kız. Fenerbahçe atmış olsaydı ki çok var ama Fenerbahçe atmış Fenerbahçe atmış olsa olsaydı muhtemelen iptal edilebilirdi diye bilinen bir yer. yaşadık da bunları sezon sezon. Maalesef öyle. Şimdi Konya maçında dedik ki işte, hatta konuştuk aramızda. Ya dedik hani bu takım herhalde merkezden az çalışıyor. Veya işte topu rakibe, yani şimdi Galatasaray maçında topu rakibe verdin. Ozan'la gittin, uyumlamaya bastın, okey. Tuttu. Hocayı takdir ettik, övdük. Ama senin Konya'nın o Abdülkerim Bardakçı isimli stoperine topu bırakmana gerek yok bence. Yani ben Evet. o adamın niye üstüne hurra saldırayım ki? Ben o adamı hataya zorlarım. Onun üstüne oynarım ki, yani topla oynarım. Baskıyla değil. Konya başında şöyle bir şey denmişti. Abi Sosa yoktu. Ozan 8 oynadı. O Pelkas öne geçti. Basamadık. Şimdi arkadaşlar, zaten eskiden daha hani bu kadar bu denli Kruse mesela stoperlere basmıyordu. Veya Basmıyor. Galatasaray'ın örnek ya, Sneijder stoperleri deli gibi basan bir oyuncu değil, örnek veriyorum. Bizim aslında stopere basmaktan ziyade orta sahada bir kurgu eksikliğimiz vardı Konya maçında. Konya maçıyla kısıtlanır dedik. İşte akabinde bir Gençler Birliği maçı oldu. Nitekim Dedik ilk mağlubiyetti. Nazar boncuğu dedik. aynen, İyi bir de hakemin puanımız da de vardı. yediği bir gol var ki bence gol olsa, yani golü verse, Nizami golü verse muhtemelen maç orada kopardı, çünkü Konya üstümüze gelecekti. Fenerbahçe 2-3 atabilirdi. Vale, Pelkas'ın Nizami golünü diyorsun galiba. Aynen, Pelkas'ın Nizami Evet. golü. Sonra Gençler Birliği maçı dedik, merkezden çalışıyor. İşte Pelkas Mert Hakan 2-1 yapıyor. Sosa haftalar Doğru. sonra içeri, yani 3. bölgeye artık girmiş. Evet. Orada yapışık kalmıyor. Şut çekiyor.
final dokunuşu yapmaya çalışıyor vesaire. Sevindik. Bir hafta sonra Beşiktaş'a geldik. Yine aynı takım. Konya maçı takımda daha kötü bir takım ki bu sefer savunma kurgumuz da yok. Caner bir yerde, Tisaran, daha doğrusu Novak. Böyle bir Lemos. Yani Abubakar kafa vuruşu yapıyor. Gökhanlı Lemos'un Tisaran işte adam tutmuyor. Boşta serbest çok rahat kafa vuruşu yapıyor. Aynen. Şey yok. Bir paylaşım yok. Bir kurgu yok. Hani dedik ki lan bir hafta arayla ne oldu bu takıma yani? Nasıl bu hale geldik falan. Bunların çalışılmama ihtimali var mı sence? Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Yanlış anlama. Koku olsaydı hoca, Koku. Bir umut çalışılmıyor diyebilirim ama Erol Bulut'a baktığım zaman yani o adam hırslı. Analizleri falan da iyi bir adam. Alanya'da gördük. Yani çalışılmıyor demeyeyim ama yeteri kadar çalışılmıyor herhalde bilmiyorum. Bir eksiklik olduğu kesin. Bir yerde bir eksiklik olduğu bir kesin eksiklik zaten. Var. Öte yandan orta alanda yine aynı problemler devam etti. Topu yine Beşiktaş'a verdik. Doğru. Topu Beşiktaş'a verdik. Beşiktaş'ın tamam topu Beşiktaş'a verdik. İyi bir baskı kurabildik mi? Hayır. Sen orta alanında çabuk geçilen bir takımsın Beşiktaş maçında. Yani ikinci gole bakıyorsun. Atiba geliyor. Sosa Gustavo arasından veriyor. Gezal tekrar Atiba'ya veriyor. Sosa Gustavo arasından. Yani bizim orta sahanın arasında adamlar alver yapıyor. Evet, sen Paul Josef'te bu kadar rahat alver yapabilir miydin? Mümkün değil. Veya 19-20'de geçen yıl 20. haftaya kadar Ozan Gustavo arasında adamı yerler. Basarlar. Baktığın zaman yine orta alanda bir eksiklik. Çok, çok daha serttik bir kere. Yani şu an yumuşuz. Biraz daha yumuşağız açıkçası. Aynen. Şimdi Malatya'ya gelecek olursak da yani bu Konya mı Beşiktaş başına mı Malatya'ya gelecek olursak da bütün bu problemler misli misli olan bir maç. Orta saha darma duman, daha kötü. Savunma rezalet. Ve bireysel oyuncu performansı da çok kötü. Tisserand mesela bugün baktığın zaman Fenerbahçe 4,5 milyon euroya yakın bir bonservis ödedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tisserand'ın bonservisiyle ilgili şöyle bir şey var. Fenerbahçe'ye 4 milyon avronun üzerine bir bonservis ödüyorsa bunu zaten açıklamak zorunda. %100 emin olamamakla beraber Marcel Tisserand'a 2,6 milyon euro bonservis ödedik. 2,6 ise çok iyi. Çok iyi. İyi. Ki Tisserand dediğim adam da bence ligin en iyi 3 stoperinden biri. Yani bunu şu benim dışında çoğu arkadaş da diyor. Trabzon başından sonra özellikle Tisserand dövüyordu bütün medya hatırla. Ben belki yani evet belki ben Fenerbahçeliyim ben tarafım taraftarım ama bana göre ligin en iyi stoperi. Bana göre gelirken de transferini desteklediğim bir insandı, bir oyuncuydu. Nitekim geldiğinden beri de ilk kötü, gerçekten kötü aynen. Bir müsabaka oynadı. Genelde iyiydi, ortalamanın biraz üzerindeydi, iyiydi. Çok iyi maçları da var, Trabzon maçı gibi. İlk oynadığı Galatasaray maçında ilk maçıydı, çok iyi oynadı. Genelde Tisserand iyiydi, ilk defa kötü oynadı. Dilerim devamı gelmez bu anlamda. Şimdi şunu demek isteyeceğim abi, şunu demek istiyorum sana. Şimdi baktığın zaman özünde orta alanda Ozan Gustavo kötü oyuncular mı? Değil. Çok ligin çok üzerinde oyuncular. Yani Ozan Gustavo ikilisi dediğim gibi Fenerbahçe geçen sezon havlu atana kadar iki adam yiyordu orta sahada. Ozan ligin en iyi orta sahası seçildi zaten. Yani. Öyle de yani. Akabinde Tisserand kötü stoper mi? Asla. Bilakis. Erol Bulut kötü hoca mı? Kesinlikle değil. Analizleri iyi. Hatalarından ders çıkaran. Bilakis iyiler yani. Evet. Yani baktığın zaman ama şimdi orta sağ yol geçenini savunma alt üst Tisserand bireysel anlamda kötü. Gustavo bireysel anlamda kötü. İşte Erol Hoca demiş ki çalıştık ama hala aynı hataları yapmaya devam ettik anlamadık falan. Şimdi biz de anlamadık açıkçası yani niye böyle oluyor. Half 3 iç saha maçında aynı. Mesela Denizli maçına gidiyorsun 11-11 iken muazzam futbol. Yani yine bir hafta arayla darmadık çok farklı bir takım. Şöyle de bir şey olabilir abi. Takım içinde umarım bir kriz yoktur. Hocadan ziyade oyuncular arasında bir kriz yoktur inşallah. Ben bir kriz olduğunu zannetmiyorum. Muhakkak ki iki kardeş arasında sorun yok mu? Karı koca arasında sorun yok mu?
Muhakkak ki belli başlı sorunlar vardır. Anlaşamadığı meseleler olmuştur, olacaktır da. Aksi eşyanın tabiatına aykırı. Sadece bunları halledebilmek, çözebilmek mesele. Ve bunları sahaya yansıtmamak mesele. Dilerim bu profesyonelliği sergileyebilirler yani. Öte Malatya yandan maçı. Aynen. Malatyaspor maçında söylediklerin çok doğruydu. Maalesef dediğin gibi hem yumuşak kaldık hem birçok oyuncu bireysel olarak da kötü gözüktü ve bir planımızın da planımızın olduğunu göremedik. Söylediklerinin hepsi çok doğru. Ben şöyle bir şey ekleyeyim. Onun üzerinden lütfen devam et. Ya çok enteresandır. Malatyaspor sete yerleşti ya. Yani İşte. bayağı bildiğiniz sete yerleşti yani. Neden peki? Tuhaf. Neden? Topu Çünkü ayağına aldığı zaman Malatya bir yerden sonra ciddi ciddi sete yerleşti yani. Öyle abi çok enteresan. oynama fırsatı veriyorsun. İşte ben bunu Galatasaray maçında bak dediğin gibi topu rakibe verdin, bastın. Ama bunu bizim her maçta bu kafayla çıkmamıza gerek yok. Yani Malatya'nın Semih Kaya'sına ben oyun kurdurmaya niye izin vereyim ki kurmasına? Ben Evet. kurayım abi oyunu. Zehir olacaksın bazı maçlarda da. Ha, Aykut Galatasaray Kocaman deplasmanında mesela faz zehir olman doğru ama içeride de zehir olacaksın artık. örnek verecek olursak 17-18 Başakşehir deplasmanı bu direkt yani Müthiş bir maç. satranç maçı. Aykut Müthiş bir Kocaman galibiyet. verdi bastı ama aldı sonucu. Ama senin Aykut Kocaman her maç bunu yapmadı. Yani senin de her maç bu Ozan'ın gideyim bastırayım işte Mert Hakan'la onu yapayım ya da Malatya'ya topu vereyim. Yani Malatya benim topu verme ihtiyacım yok ya. Ben Malatya'ya niye top Sana veriyorum? zaten oyna. Zaten senden alamayacaklar. Yani ben aynen. Sen bir de Tosaları Fenerbahçe. yok, Gustavoları yok, Pelkasları yok, Mert Hakanları yok, Ferdileri yok. Bunların hepsi ayağı iyi olan, oyunda kurabilen yetenekli oyuncular. Hiçbir şey yapmasalar pas yaparlar yani. Doğru. Bir de Malatya'nın orta sahası aşırı fizikli. Fizik olarak çok güçlü. Sen bir de topu da veriyorsun. Otomatik olarak ikili mücadelelerde de ezildin. Doğru. Senin topu koşturman lazım. Bir de Fenerbahçe'de abi yine Malatya maçında da aynı olay. Yine panik halinde bir atağa çıkarken şöyle bir sakin sakin pas yaparak yerleşmiyoruz. Yani Serhan, Gustavo, işte Caner böyle bir gidip rakibin de artık öndeki oyuncularını kendi yarı alanına çekmiyoruz. Rakibin öndeki oynayan oyuncuları hala bizim stoperlerin kucağındayken biz hemen atak yapıp dönen topları da kaybediyoruz böylelikle. Bu da bir hata Şimdi mesela. onu doğru hata ama onu nispeten anlayabiliyorum. Yani neden o hatanın yapıldığını anlayabiliyorum nispeten. Çünkü gerçekten hiç bölümü sonuçlanmıyoruz bu kelimeden ama gerçekten zaman lazım. Birçok oyuncu yeni geldi. Ne kadar zaman diyecekler artık bir yerden sonra ama gerçekten daha hala zamana ihtiyacı var takımın. Çok değil. Geçen ay Ozan Tufan Pelkas'ın ismini bile söyleyemiyordu. Caner'in kendisi maç sonu açıklaması var. Benim topu nereye keseceğimi artık öğrenmeleri lazım veya birbirimizi tanımamız lazım diye sözleri var. Gerçekten hala takımın kimyası yeni yeni. Henüz çok yeni birbirine oturuyor. Birçok oyuncu takıma yeni yeni girecek. Noah'ından, Adem'isinden. Gerçekten zamana ihtiyacı var her anlamda. Erol Bulut'un da zamana ihtiyacı var. Erol Bulut'un da hata yapma lüksü olmadı. Önemli olan hatalarda ısrar etmemesi ve hataları onararak zaten gelişim de budur. Hataları onararak devam etmesi. Evet, Galatasaray deplasmanında Ozan Tufan'ı o şekilde kullanarak rakibine karşı belki de bir şans çekiyor. Belki Galatasaray mı o gün daha efektif gözüktü. Fenerbahçe. Galatasaray deplasmanında bu okey ama haklısın iç sahada Malatya'ya da böyle oynamamak gerekiyor. Doğru. Bir de işin enteresan yanı biz topa sahip olma oyunu oynasak yani veyahut Denizli'de olsun. Şimdi Denizli maçında oradan tekrar sana sözü vereyim. Denizli spor maçında skoru da almışız. Hakemi yine bir hatası. Nizami bir gol iptal ediliyor. Var. Hala biz ofsayttan hatalı gol yiyoruz veya rakiplerimiz ofsayttan hatalı gol atıyor. Var, niye var anlayamadım. Geçen sene Sivas maçı, bu sene Galatasaray son oynadığı müsabakada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ofsayttan gol. Geçen sene biz Sivas maçında iç sahada ofsayttan gol yiyoruz. Var iptal etmiyor. Bu sene Nizami golümüz ofsayttan iptal ediliyor.
Bir de şöyle bir durum var abi bu anla ilgili. Çok özür diliyorum abi. Çok özür diliyorum. Biz Denizlispor karşısında skoru da aldıktan sonra eksik de kaldıysan şu veya bu şekilde pas yap, soğut oyunu bitir ya. Pas yap, soğut oyunu bitir. Ama sen bu kadar mahkum oynamamalısın. Bu kadar fazla pozisyon vermemelisin. Senin çok uslu ayakların var ya. Bunlar zamanı geçirmeyi de bilmeliler. Bunlar top yapmayı bilmeliler. Direkt oyun özellikle skoru aldıktan sonra direkt oyunun ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu Gençlerbirliği'ne işe yarayabilir. Ankaragücü'ne işe yarayabilir. Ama artık Anadolu takımlarıyla aradaki makas o kadar daraldı ki. Özellikle deplasmanlarda ki başarılıyız deplasmanlarda buna rağmen söyleyeyim. Çok da fazla işe yarayacağını zannetmiyorum açıkçası. Oradan sana sözü vereyim. Biz neden yani oyunu demlendirmiyoruz? Abi dediğin gibi yani en temel sıkıntımız zaten o. İki tane sıkıntımız var. Bir, merkezden set nadir. Çok nadir. Bunu arttırmamız lazım. Bu iki yedilleri arttırmamız lazım. Merkezden denemeliyiz. Sana bir de başka bir şey söyleyeceğim birazdan. Önce şu VAR'a gireyim. Şimdi bu sokağa çıkma yasaklarında otomatik olarak hani aktivite olarak maçları izliyorum şimdi. Konya'nın maçını izliyorum İsmail Kartal'ın. Beşiktaş'ın maçlarına baktım. Oğuz Antalya Kağan'ın Erzurum. şeklinde de bakıyor musun? Geçen maç yoktu ilk 11'de bakıyorum aynen. Ondan Ve önce son girmişti. maç oynamadı. Ondan önce girmişti. Aynen. Allah yolunu açsın Orada diyelim. Konya da iyi gidiyor ama en son değineyim ona. İşte Yanal Antalya'ya yanaştı. 3 haftır. Evet. 4 haftır. Bu dün dahil baktım. VAR'la ilgili şunu söyleyeyim sana. Hakemler genel anlamda çok kötü. Bak Erzurum Antalya maçında bir kural hatası oldu. Gördün mü? 2-2 bitti maç. Evet Olay gördüm. şu. Gördüm. Gördüm. Şimdi faul oluyor dakika 89'da. Antalya 2-1 önde. Erzurum kullanıyor. Offside aslında Offside önde. değil. Erzurum oyuncu offside. Ama Sonra ona offside değil diyenler de oldu ama offside adamın ayağı pozisyon. offside'da. Hepsini Offside. geçtim. Hatayı söyleyeyim sana. Şimdi kaleci Ferhat çıkıyor. Antalya'nın yedek kalecisi çıkıyor. Çok da kötü bir kaleciymiş gerçekten. Topu elinden kaçırıyor herif. Şimdi şey ne Devamında olacak? Erzurumlu oyuncu çevir, ya Erzurumlu gol yapıyor. Orada da Ferhat elinden kaçırdıktan sonra Erzurumlu oyuncu topu çeviriyor. Nalbon beline çarpıyor top. Şimdi hakem de diyor ki gol artı kırmızı kart. E sen zaten baba sen golü verdikten sonra hala nasıl kırmızı? Yani penaltı vermen lazım kırmızı veriyorsan. Yani hakemler komple genel anlamda rezalet. Çok Kuraldan kötüler. kitaptan bir haberler. Mesela İyi Beşiktaş haberler. maçındaki penaltıda mesela şimdi bana göre de penaltı. Gezal'ın hani eli açık ama kitapta yazana göre penaltı değilmiş. Murtaza'nın WhatsApp grubuna attığını hatırla. Yani Doğru. hakemlerin Doğru. İFAB kuralları gereğince. çok kural kitap bildiklerini zannetmiyorum artık ya. Yani bakıp göremiyor adamlar vardan. Ahmet Ercanlar söylüyordu zannediyorum. Yani geçtiğimiz yıllara kadar birkaç yılda bir devamlı kurallar güncelleniyordu. Özellikle bu penaltı pozisyonuyla alakalı olsun. Penaltı pozisyonlarıyla alakalı olsun. Ahmet Ercanlar diyordu ki ben devamlı kural kitapçığını alıyorum, bastırıyorum, okuyorum. Yani siz okumuyor musunuz? Aynen. Ben de okuduklarına, idrak ettiklerine çok inanmıyorum. Arada yetenekli hakemler var. Allah vergisi yetenek olarak yetenekli hakemler var. Fırat Aydınus gibi birkaç tane daha yetenekli hakem var ama sistemin kendisi o kadar kötü ki. O kadar Aynen. kirli kokuşmuş bir sistem var ki. İşte geçen sene Fenerbahçe'nin kazandığı her maçtan sonra Fenerbahçe'nin maçlarını yöneten hakemlerin hiçbir dahli olmadığı halde Fenerbahçe'nin galibiyetinde haftalarca maç alamamaları. Efendim Galatasaray lehine hata yaparak Galatasaray maç kazandığında ertesi hafta da büyük maç alınması efendim Başakşehir, Trabzon vesaire yani ödüllendiriliyorsun Aynen. Galatasaray'ı tabiri caizse kolladığın zaman Fenerbahçe'yi kollamana gerek yok. Fenerbahçe senin maçında kazandığı zaman Evet. yandı. Bu sene Genel de zannediyorum olacak. iki maçta oldu. Bu sene de zannediyorum iki maçta oldu. Çok dillendirilmedi. Ama ben
Maalesef bu durumdan çok muzdarip olduğumuzu düşünüyorum. Hakemlerimiz çok kötü. Yıllardır da bu hakemlerle şampiyon olanlar belli. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Hakemler konusunda çok yaralıyız. Vallahi artık geçen yıl artık kabullendim abi ben bu olayı. Yani VAR'ın da artık gelişiyle bir takım böyle O saçmalıklarını. Alanya maçında Ümit Öztürk gitti baka baka buna rağmen tekrar o penaltıyı tekrarlattı ya. Zaten Yani Altay'ın bir ayağı çizgide ola ola o gitti tekrarlattı ya. işte abi çok Bitmiş konuşacak iş. şey o konuyla ilgili Bitmiş de iş. veya ne diyeyim boşver yani. Yani hadi 17-18'de VAR da yoktu. Bu arada Ümit Öztürk demişken 17-18 demişken ben Ümit Öztürk'ü ilk kez 17-18'de 3. hafta olması lazım. Gençler Birliği deplasmanında izledim. Bir de dost meclisinde izledim. Ve o gün herkese dedim ki bakın bu hakemi iyi belleyin. İlk defa ben orada görüyorum. Bu hakemi iyi belleyin. Bu hakem çok enteresan bir hakem olacak. Çok canımızı yakacak. Hiç sağlam bir ayakkabı değil dedim. Çok açık, aleni bir şekilde ilk izlediğim maç. Fenerbahçe'yi nasıl doğruyor? Fenerbahçe kazandı ama Fenerbahçe nasıl kazandı? Bir o maçı bir 90 dakikası onu bulsak da açıp izlesek tekrar şimdi. Aradan zaman geçti bayağı. 2-1 2017 yılında kazanmıştık oynanan bir değil mi? maçtı. 2-1 kazandık. Ozan Tufan'ın da bir Ozan'la golüyle. ne yapmıştı bir ara? Sonra o sezon sonunda işte Fatih Terim'le fotoğraf çektirmesinden tut. Geçen Alanya maçı, Alanya katliamı, Muslera'nın vermeyen golü, ofsaytlar, çıkmayan kırmızılar. İşte geçen sene Alanya maçındaki bizi doğru. Ümit Öztürk, tabii Ümit Öztürk sadece bir tanesi. Ümit Öztürk bir tane değil aslında. Dediğim gibi aynen. Ya abi şöyle bir Neyse. gerçek var. Son olarak sen de lütfen sözlerini söyle. Sonra Alanya-Beşiktaş maçını çok kısaca yorumlayalım. Ümit Öztürk Hakemler. 17-18 Evet. Alanya Galatasaray maçı var. Galatasaray deplasmanı, pardon. Galatasaray Alanya Alanya deplasmanı. deplasmanındaydı. Doğru. 2-0 Galatasaray öndeyken skor 2-2 oluyor. Fenerbahçe deplasmanda lider. Lider. Galatasaray deplasmanda çok son derece kötü. Yani Sivas'a yenildi, Kasımpaşa'ya yenildi. Fatih Terim geldikten sonra da yeniliğler Evet. devam etti. Hafızam beni yanıltmıyorsa Fenerbahçe zaten maçını kazanmıştı ve aynı puana gelmişti. Aynen. Ve Galatasaray 2-2 olmuştu. kaybetseydi şişireyi Aynen. geçecekti. 2-2 olduktan Hafızam beni sonra ben de yanıltmıyorsa. maçı açıp bakayım dedim. Ki baktım Alanya ne güzel de top oynuyor. Abi orada inanılmaz FDP dairesinde paylaştım onun resmini de. Hatırlamaz millet. Dinayır'la Alanya'nın Emrak babaydı sanırım ya. Aynı anda çıkıyorlar. Emre Kaleci de Muslera'ya da geçiyor. Kırmızı Evet. penaltıyı hakem ofsayt. Yani orada kırmızı penaltı versen şampiyonsun. Verse şampiyonsun. Bitti yani. Zaten dediğim gibi yıllardır hakemler adalet yönetse Fenerbahçe şu an ne Aykutçu ne Ersuncu ne Alexçi Davumcu ne bileyim Emreci bu tarz şeyler olmaz. Azizci Alici olmaz zaten. Ya Fenerbahçe şu an Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu zaten. Trabzonspor muhabiri buraya bunu söylüyor. Barış Yurduseven. Yani kara kaşımıza kara gözümüze mi söylüyor? Artık buraya kadar geldi yani. Herkes her şeyi aleni görüyor. Kimileri buna rağmen konuşamıyor. Tıpkı Fatih Terim'in işte bir gecede playoff çıktı yalanını söylediğinde kimsenin böyle bir şey olmadı diyememesi gibi. Tıpkı dörde indi yalanını söylediği gibi. Dörde inseydi zaten fark. Fenerbahçe şampiyonu. Yarıya inecek diye bir sene önceden konuşuldu. Beşe indi. Sorgusuz sualsiz. Yani yarım puanla alınan bir şampiyonluk var. Dörde inseydi zaten Fenerbahçe yarım puanla şampiyon olmuş olacaktı. Bunu da kimse söylemiyor. Herkes Fatih Terim'in yalan söylediğinin farkında. Yazıp çiziyor. Ama kimse demiyor ki herkesin atladığı bir şey var. Dört puana inseydi zaten Fenerbahçe şampiyondu. Demiyor. Bunu da dinleyenlerimiz dinlemiş olsun bizden. Alanya Beşiktaş'tan önce bir Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşmak istiyorum da sen sözlerini bitir. Benim sözüm bitti. Zaten bitmez bu konu. Yani o kadar yaralıyız ki Doğru, bitmez. orası Ben burada kendime kilit vurmuş olayım. Lütfen sen buyur. Sonrasında Alanya Beşiktaş maçına geçelim. Kısaca. şundan bahsedeyim abi Fenerbahçe ile ilgili. Şimdi sana her zaman söylediğim şey neydi Sosa ile ilgili? Sosa'yı biz yanlış kullanıyoruz. Evet. Şimdi Sen hatta on Fenerbahçe numara kullanılması gerektiğini dahi söylüyordun. aynen. Yani Fenerbahçe'ye birkaç tavsiye vereceğim şu an. Ya, tavsiyeden ziyade yani bir taraftar olarak ne bileyim görmek istediğimiz olsa Kendi daha iyi. görüşleri. Tabii. Evet. Yok hocadan iyi bildiğimiz değil. Burası ayrı. Şimdi Fenerbahçe Sosa'yı Başkanımızın da, başkanımızın da. tabii. Şimdi Sosa abi sana
WhatsApp, daha doğrusu WhatsApp grubunda video atmıştım işte Altay Jailson falan geçen yıl Trabzon maçında ilgili bir set. Orada Evet, mesela evet. Sosa Jailson'a basan adam. Evet, doğru. Doğru, ben çok iyi Şimdi hatırlıyorum. Sosa Ceza demek ki yayına kadar gelip aslında bastı. doğru. Sosa Trabzon'da bir tık daha aktifti abi. Önde daha aktifti. Şimdi bana şunu diyecek olabilir arkadaşlar yorumda. Regista kullanıldı. Evet biliyorum. Abdülkadir Parmak yokken Sosa hatta bazen orada tek bile oynadı. Ama Sosa o maçlarda o denli ileride değildi. Geriden kuruyordu. Sosa Trabzon'da 6 numarada oynadı mı ya? Sosa Oynadı. Trabzon'da Birkaç 8 maçta numarada oynadı. oynadı. Hatta bir Kayseri maçı var ki Sosa, Ekuban ofansif orta saha ve orta, yani Sosa inanılmaz ofansif bir üçlüde de oynadı sağ altı ama regista olarak okey. Bak bunu yaparsın. Ama sende Gustavo var. Senin Sosa'yı bu denli geride kullanmana gerek yok. Ben zaten Doğru. Sosa'ya sahipsem Sosa'nın şutları iyi. Bilinen bir gerçek. Kaç tane şutunu gördün Gençler Birliği maçı dışında Sosa'nın? Bütün haftaları toplasan 2-3'ü geçmez. Yani Sosa'nın ah be şurada nasıl kaçar, ah be girseydi dediğim bir şutu var mı? Ben hatırlamıyorum yani Yok. gençler. Yok. Maalesef. Sosa'nın final dokunuşunu gördük. Samatların ikinci golü. Samatta'ya çok güzel bir top kesiyor. Nefis top. Nerede Sosa? Üçüncü bölüm. Sağ önde. Yani. Keza baktığım zaman birkaç tane daha gol olmayan başka pozisyonlar, başka maçlar da var. Sosa'nın Bir abi tane de kesin. Göztepe deplasmanı olması lazım. Samatta'ya çok güzel bir ara top Güzel. Samat atmıştı. kaçırmıştı. Yine ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken Yani atılan bir top. Sosa'nın şimdi bir kere zaten bu adam biz 8 olarak kullandığımız düşünüyoruz. Sosa'yı biz şu ana kadar Sosa'yı 6 kullandık. DOS kullandık. Rol Yani biz çağlar birbirlerinden Gustavo ile beraber değil mi? aynen yani Verimleri düştü. Sosa'nın biz sezon başında şimdi ben geleceğine sevindim bayağı. Niye? Benim ileride usta bir ayağım olacaktı abi. Sosa'nın artık daha fazla ceza sahası yayının çevresinde olması lazım ki alsın vursun. Ara top atsın. Final dokunuşu yapsın. Sosa'yı kesinlikle Fenerbahçe'nin önde kullanması lazım. İşte Trabzon'daki pozisyonda dün gördüm. Adam gayet öne çıkıyor. Başka bir öneride bulunacağım. Aklıma gelen onu da söyleyeyim. Şimdi Sen diyorsun ki 6 numara gibi değil, savunmanın önünde değil, rakip yarı sahada hatta mümkünse 3. bölgede etkili olabilecek şekilde ya 10 aynen. numara ama 10 numara değilse bile merkez orta sahada ofansif oyun kurucu rolünde. Yani Evet. beklerini kaçıran, şut deneyen, ofansif Evet. etkinliği olan bir oyuncu olarak kullanalım diyorsun. Ve şunu da söyleyeyim. Şu da olur. Badou Ndiaye'yi aldı Trabzon. Niye aldı abi geçen yıl? Geçen sezon. İkinci yarı. Orta sahası çok yumuşaktı. Geldi. Defans sayısı olarak da eksikti orta sahası. Aynen. Orta sahada hep bir problem vardı. Sosa hatta dediğim gibi. Bazen orada tek oynadı. Kötü de oynamadı. Amenna ki Gustavo yok. Mikel'le başladılar galiba sezona. Mikel Ama hatta çok da gitmedi tabii. Yedeği yoktu. Avrupa vardı, Lig Kupa. Oynadığı maçlar olmuştur. hangi Doğrudur. maçta hatırlamıyorum ama işte Badou Ndiaye sol iç, Sosa sağ iç. Arkada da artık Parmak, Obi Mikel veya üçüncü bir oyuncu falan oynuyordu. Şu an ismini hatırlamıyorum. Şimdi Doğru. abi Ndiaye sıkıyor orayı. Merkeze geliyor. Sosa daha aktif. Sen bunu Ozan'la sağlarsın. Sağlarsın bunu Ozan'la. Kesinlikle. Sosa daha aktif. Ozan Sosa ben alıyor. yaptığından daha da iyi yapar. Çünkü çok dinamik bir oyuncu. Çok Aynen. dinamizmi çok yüksek bir oyuncu. Isıran, basan, koşan bir oyuncu. Sosa alıyor, veriyor, şut atıyor. Gayet Sosa'yı böyle keyifli izliyoruz. Fenerbahçe'nin bunu Sen de rahat sağladığı oluyorsun yani. Fenerbahçe, aynen. Fenerbahçe'nin bunu sağladığı takdirde merkezdeki sıkıntının en azından %30'u halloluyor. Yani bir merkezden de deneyen, merkezden tehlike yaratan bir Fenerbahçe haline geliriz. Setlerin dışında, ikiye birlerin dışında bir Sosa'nın oradaki aktifliği. Yani Sosa'ya rakip önlem almalı abi. Sen diyorsun ki 6 numara Gustavo defansif orta saha. 8 numara Ozan Tufan iki yönlü orta saha. Ve hemen yanında içinde de diğer içte de Sosa ofansif oyun kurucu. Aynen. 4-3-3. 4-3-3 olur. Net. 4-3-3 oluyor. Muazzam olur. Başka bir öneride bulunayım. Başka bir garip gelebilir şu an söyleyeceğim. Hatta Malatya maçında devre arasında da yazdım. Şimdi abi
Erol Bulut Nova kullanmayı deniyor değil mi? İstiyor, kullanmak istiyor. Ama kafası karışık Novak Nova çok iyi konusunda. bir bek. Novak Türkiye'deki belki en iyi bek. Türkiye'deki en iyi sol bek. Her takımda Caner'i oynadı. bir bek olarak görmüyorum. Caner bir playmaker. İnanılmaz bir ayağı var. Caner bir oyun kurucu. Novak çok iyi bir bek. Kullanabilseydik iyi olurdu ama kullanamadık. Şimdi şöyle bir öneride bulunayım abi. Erol Nova kullanmak istiyor. O yüzden Pelkas'ı çıkarıp Nova aldı mesela. Yani Nova bir şekilde oyunu almak istiyor adam. Haklı. Geçen yıl 10 gol atmış. Şimdi hoca şunu yapabilir. Nova'nın önemli özelliği ne Hamza? Sen sağdan kestiğin zaman adam arka direkte kafa vuruyor. Bu bilinen bir Evet. gerçek. Çok bindiriyor, çok çalışıyor. Aynen. Şimdi Sosa'nın tabii Fenerbahçe'de golü yok ama baktığın zaman Gençler Birliği 5-1 kazandığımız Gençler Birliği'nde birkaç pozisyonda sağdan geldiğimiz ataklarda Nova'yı ben arkada gördüm. Yani Evet. orada bekliyor. Gördüm. Adamın Evet. öyle bir özelliği var abi. Gençler Birliği maçından sonra Beşiktaş maçında daha da üstüne koymasını beklerken maalesef Takınca, işte şu böyle. takınca yerleşemediğimiz için Nova'nın o meziyetinden de faydalanamıyorsun. Şimdi ben şuna geleceğim. Biz kenar ortası oynayacaksak, şimdi merkezdeki sıkıntı daha demin konuştuk. Yani Sosa'yı Evet. artık kullanmamız, bir Evet. set çalışmamız bizim merkezdeki en azından sıkıntılarımızı halleder. Yani kayda değer şekilde halleder. Evet. Şimdi orta özelliği, orta muhabbetine gelecek olursak da şimdi Gökhan Ferdi, mesela Ferdi Malatya maçında kaleme Hafez'i bayağı 3-4 pozisyonda geçti. Ya Ferdi hiç konuşmadık ama Geçti. Ferdi en iyimizdi ve Evet. çok iyiydi. Çok beğendim. Aslında Ferdi asist yaptı. Arkadaşları atamadı. Sisi atamadı bir tanesini, doğru. Şimdi şunu söyleyeyim. Ferdi geliyor. Gökhan'la koridor açıyorlar, veriyorlar. Ortayı kesiyor Ferdi. Kim var abi içeride? Sisse. Sisse var. Sisse var. Arkadan kim geliyor? Zannediyorum bir kişi daha vardı ama. Mert Mert Hakan mıydı? Hakan. Evet. Şimdi Mert Hakan Doğru. bir Alex gibi gol koşusu yapıp tamam yerden vurur. Sivas'ta attı. Ozan da Nispeten. keza atıyor. Ama Talisca gibi, Alex gibi bir gol koşusu yapıp kafa vurur mu? Görmedim. Ceza sahası koşulları olan ama tabii ki bir Alex, bir Talisca seviyesinde Kafa olmayan. anlamında, kafa Hem vuruşu anlamında. sayısal olarak daha az gider o şekilde. Ceza sahasında. Çünkü Alex tabiri caizse bir forvet. Talisca tabiri caizse bir forvet. Hem de onlar kadar yetenekli değil. Veya Onlar bu Giuliano diyeyim. şekilde yetenek. Veya Giuliano diyeyim. Giuliano. Giuliano tamam, çok aman aman bir kafa vuran oyuncu olmasa bile, yani ki ben beğeniyordum ama kafa vuruşlarında da birkaç tane pozisyonu var ama Çok iyi bir aslında destek forvet. Skor da yapan. yani bir şekilde o ceza sahasında atıyordu. Sen de Evet. şimdi Giuliano gibi bir Talisca yok, bir Giuliano yok. Tamam, Mert Hakan tabela yapıyor, Ozan yapıyor. Sen Ozan abi maşallah. şunu sağlaman lazım bence. Sağdan geldim Ferdi ile, güzel, hoş. Ferdi kesiyor, Sisse, Mert Hakan falan girdin. Yetersiz. Ne yapman lazım? Sol önde kim oynuyor o maç? Pelkas. Pelkas'a bak. Olmaz. Pelkas kaç defa arkadan gelip kafa vurmuş? Yapmaz. O özellikle bir oyuncu değil. Veya sen soldan Caner'le kestin. Ferdi. Ferdi'nin de özelliği. O, yani başka yetenekleri var. Pelkas'ın da Ferdi'nde. Gelip arkadan kafa vurup gol yapacak adamlar değil bunlar. Dolayısıyla senin bence hoca şunu yapmalı. Novak Caner yaparım abi ben olsam. Gökhan'la Ferdi ile geldin mi? Benim Yapmadım. arka direkte bir Novak'ım olması lazım. Yani Sisse varken arkada bir Novak da olması lazım. Evet. Bence. Evet. Başka bir öneride daha bulunayım. Buyur. Novak oynayacaksa bence böyle oynamalı. Yani Novak oynayacak, Caner oynamasın demiyorum. Çoğu Hı. arkadaş öyle diyor. Ben öyle demiyorum. Yok şu an Caner'i zaten kesemezsin. Caner'i maşallah var. Şu an yani iyi kötü Caner güzel. İyi Caner. kötü istatistiği var. Takımın şu Asist an yapıyor. Altay ile Ozan'la beraber en iyisi belki de. Novak Caner gayet şık bir ikili olur. Şimdi Novak Caner dedik. Nova oynatmadın. Sana ikinci bir opsiyon. Nova oynatmadın. Caner soldan kesiyor. Sol önde kim oynuyor? Atıyorum Pelkas. Dediğim gibi konuştuk. Pelkas içeri girip kafa vurmaz. Aslında Sağ önde. Perotti sağlıklı olsa o sorun da kalmayacak da. Perotti olsa dediğin gibi bir nebze olur. Sağdan gelen Ferdi veya o gün yine sağda Pelkas oynasın atıyorum hadi. Tamam. Gelip vurur mu? Yok. Yok. Senin ne yapman lazım? Bence Mame Tiam diye bir adam var bende. Kötü bir oyuncu mu? Değil. Şöyle bir şey var. Şimdi 4-3 oynayacaksan Tiam zaten sol önde iyi iş görür. Görür.
Bizim taraftar şunu da yanlış yapıyor, yanlış biliyor, yanlış yorumluyor. Senin insanlar yapmıyor da bunu. Twitter'daki bazı boş adamlar yapıyor bunu. Diyor ki abi Tiam çalım atmıyor, adam geçmiyor. Ya Tiam zaten hiçbir zaman bir çizgi oyuncusu olmadı. Yani Tiam Dar bir alanda, dar yes alanda değil. becerileri olan, yani Değil. vardır da dar alanda yüksek meziyetlere Yani sahip bir oyuncu değil zaten. Tiam'ı yapan özellikler bunlar değil. Tiam'ın rakip sağ beki geçip topu alıp İşte rakip senin santrafonuna muz orta kesme gibi böyle, yani öyle bir adam değil Tiam. Sen ne yaparsın? Şimdi solda da kullanabilirsin Tiam'ı, sağda da. Ama Tiam'dan sen bunu beklemeyeceksin abi. Caner kestiği zaman Sisse ile beraber arkadan girip vuracak kafayı. Sen sezon başında da söylemişim, ben çok iyi hatırlıyorum. Ki, nitekim aynı golü Sivas Kupa maçında attı da Ferdi'nin asistinde. Yani bunu Orada ikinci bir forvet gibi içeri girip aynen. tabela yapması. Yani benim ben orta oynuyorsam, kenardan geliyorsam benim Novak'tan faydalanmam lazım veya Tiam'dan faydalanmam. Valencia da olur bu arada ama Tiam bir tık daha iyi bir bitirici bence. Bence arkadaşlar başlayacak olabilir. Valencia kumaş olarak daha iyi bir oyuncu. Valencia daha çalışkan bir oyuncu. Savunmasına, bekine yardımcı da olan bir oyuncu. Ki Tiam hiç değildi kariyeri boyunca, ama bu sene özellikle solda oynadığı maçlarda, sezona hep Tiam'la başladı hoca sezon başına. Caner'in çok açıklarını kapattı Tiam. Şaşırdım. Kendi işini yapamayacak kadar çok fazla savunmaya yardım etti. Genelde sonuçları da alıyorduk. Genelde oyundan da çıkıyordu. 60 dakikada adam 7-8 kilometre koşuyordu yani. Sonrasında ama tabii ki değişti işler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi dedim ya Tiam Caner'in açıklarını kapatıyor diye. Yapıyordu. Tiam Caner'in Normalde açıklarını. hiç öyle bir oyuncu da değildir yani. Artık Fenerbahçe formasıyla nasıl bir özveriyle oynadıysa sezon başındaki işte o takım aidiyeti, yine oraya dönmemiz lazım Bence aslında. şu da olmalı. Ferdi'yi bence biz solda kullanmalıyız. Neden? Ferdi daha çok içeri giren. Ferdi her yerde oynar. Oynuyor. Sağda da etkili. Gördük. On Solda da numarada da etkili. oynar. Ferdi gerçekten çok, ben çok beğeniyorum Ferdi'yi. Ama Ferdi Caner çok iyi bir ikili olur. Eğer ben Tiam'ı Çift kullanacaksam, katlen. doğru. Evet. Tiam'ı kullanacaksam sağda kullanayım ki adam da nasıl söyleyeyim? Şimdi sağ tabii solda daha etkili, onu ben de biliyorum. Onu ben de farkındayım ama Caner gibi bir adam varsa bende, bu arada solda da olur Caner dediğim gibi. Tiam uyuşmuyor. O doğru zaten. Yani bütün iyi niyetlerine rağmen. Soldan Caner kesti, sağdan Tiam sıkması lazım abi. Öte yandan Ferdi'yi solda kullansak daha mantıklı olur. Yani diyeceğim bu. Novak, Tiam, Sosa, Set. Yani Fenerbahçe bunları, ya ki hoca da bizden iyi biliyor bu Çok işleri. daha iyiler hiç kuşkusuz, ve Biliyordur. hepsini etraflıca düşünüyordur ve ben inanıyorum ki doğruya da yaklaşacaktır. Ümit ediyorum ki. Fenerbahçe'nin yıllardır sorunu bir hoca sorunu olmadı. Erol Bulut hem yılın en iyi çıkış yapan antrenör ödülünü aldı. Erol Bulut kariyer basamaklarını hızla çıkıyor. Yani ne Trabzon maçından sonra aslında şampiyonluk, ne bugün şampiyonluktan olduk. Ve ben hatta ileri gideyim birazdan. Fenerbahçe sadece oyuncu ihraç etmeyecek. Fenerbahçe göreceksiniz. Ona inanıyorum ki hoca da ihraç edecek. Nasıl ki Beşiktaş birinci Premier Lig'e ihraç etti. Efendim Koku, Yu, PSV bize ihraç etti. Ben Erol Bulut'un kariyer basamaklarının yükseleceğini düşünen bir insan. Birçok kişi de biliyordur Twitter'da. Erol Bulut'un adı hiç bizde anılmazken, aylar aylar öncesinden ben maalesef Ersun Yanal ayrıldıktan sonra, ki ayrılması, yani sorun Ersun Yanal değildi, keşke ayrılmasaydı diyeceğim, ama kendisi de mentalite olarak bittikten sonra, istifa ettikten sonra yapacak çok da bir şey kalmıyor maalesef. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman bir antrenör sorunu olmadı. Muhakkak ki bu onlar kusursuz demek değil. Ersun, Aykut, Erol kusursuz demek değil, ama çok açık konuşuyorum. Bu memleketteki bu işe en çok dirsek çürüden, en çok mesai harcayan, tırnaklarıyla kazıyarak gelen biri varsa bu isimler, ve ben bu isimlerin en başarılı isimler olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sorunu başka. Fenerbahçe saha dışını halletmesi lazım. Doğru. Deyip çok kısa, geç kaldık belki ama, Geç. Alanya'da